Selam, merhabalar. Ebru'nun Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Kasım Cumartesi. Ee, geleneksel cumartesi canlı yayınımıza başlıyorum. Orkidelerim hakkında güncel durum bilgileri içeren, e, yaptığım herhangi bir bakım, bir uygulama bunları sizlerle Güncel olarak paylaştığım bir içerik olacak bu. İlk defa kanalıma rastlayan, ilk defa videomu izleyecek olanlara videonun başında söyleyeyim. Bazen uzun bulanlar ve tam konu odaklı bulmayan arkadaşlarımız çıkabiliyorlar. O nedenle bu açıklamayı yapalım. Sohbet şeklinde, soru-cevap şeklinde ilerliyor bu yayınımız. Daha sonra videolarımı kaydediyorum, içerik olarak kanalımda yayınlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar şimdi sizlere bu karşınızda göstermiş olduğum kızcağızım bakın şu e, birkaç aydır güzelliğiyle böyle gözlerimizi büyüleyen e, ismini de öğrendim. Sonrasında Angel Eyes diye melek gözüymüş ismi bir e, bitkim artık çiçeklerini bakın bugün an itibariyle döktü. Şimdi bunun budamasını yapacağım sizle birlikte. Ee, bu bilgileri sürekli tekrarlamak, dediğim gibi bir sosyal medya ya da Facebook hesabı gibi, Twitter hesabı gibi anlık sizlere e, bilgi paylaşımı yapıyorum bitkilerimle ilgili tekrar ediyorum. Videomu ilk defa izleyecek olanlar için e, bu kısa süreli kısa e, bir içerik değildir. Bunu söyleyeyim. Sohbet eşliğinde devam eden bir yayın. Yorumlarda bazen yazıyorsunuz da o yüzden bunu tekrarlama ihtiyacı duydum. Şimdi arkadaşlar <laughs> elimizde böyle bitkilerimiz olabilir. Yani hep her güzel şeyin biliyorsunuz bir sonu vardır artık. Bu bitkim de aylarca böyle gözlerimizi e, doldurdu. Gözlerimize e, keyif ve zevk vererek bu orkidemizi izledik. Şimdi çiçeklerine dökmesini beklemeyeceğiz. Bitkim gayet sağlıklı genel durumu. Genel görüntüsü çok iyi. Yeni bir yaprak çıkartıyor. Zaten bakın o kadar her şey sistem o kadar e, hazır ki yani bizim bir şey yapmamıza bile gerek kalmıyor. Bizim sadece zamanında müdahale edip bitkilerimizi vakti geldiğinde bitkiyi çok fazla yormadan yeniden e, önümüzdeki sürece hazırlamak bizim yapmamız gereken tek şey bu. Bir de e, sulamasını, bakımlarını, işte e, besin takviyelerini zamanında yapmak. Bakın. Kökleri de gayet güzel, muntazam. Yani çok beklemiyordum aslında bu şu gözlerden biraz gelişme bekliyordum ama bir gelişme şu an rastlayamadım. O nedenle beklemiştim bu damayı. Şu an beklememin bir anlamı yok ve budama işlemini yapacağım ben şu anda. Nereden budayacağız? Ya yani bu bilmem kaçıncı belki budama videosu ama her orkidemle ilgili bütün uygulamaları sizle birlikte yapmak bana keyif veriyor. Ee, sürekli de kontak halindeyiz biliyorsunuz bilgi paylaşımı konusunda. Şimdi öncelikle şu klipslerden bir kurtarıyorum. Bakın hiç değiştirmemişim bile. Ben genelde bu klipsleri değiştiririm. Çünkü bu tip olanlar bir de şöyle çengelli iğne gibi Tipi olanlar var arkadaşlar. Onlar çok riskli ve çok sinirimi bozuyor benim. Ee, birkaç tane orkidemin çiçeklerini, yeni orkidemin böyle nasıl diyeyim size düzelteyim derken kopartmışlığım çok var. O yüzden onları daha eve geldiğim gibi hemen çıkartırım ben. Bakın bunları hiç ellememişim zaten bu telle diye. Aslında burayı da çok oynamama gerek yok ya. Bir dakika şöyle kalsın. Sadece üstten bu diyeceğim yerdekileri çıkartmam yeterli olacak. Şöyle saç tokası gibi olanlar var ya, kıskaç gibi. Onları kullanıyorum ben. Şimdi her zaman söylediğimiz gibi bu bitkide de insan şu anki haline bile kıyamıyorsunuz müdahale etmek için ama aslında bu bitkimiz için iyi bir şey olacak. Bakın şu dökülen şu çiçeklere bile kıyamıyorum ben burada. Neyse şimdi bakın bir tanesi şöyle normal bir şekilde büyümüş. Bunu hemen son açmış olan çiçeğin altından bakın şu Zaten şuraya klips iz yapmış. Oradan keseceğim. Hemen şu gözün üzerinden bitkimi budayacağım. Diğeri de bu iki dal zaten bir yan dalla uzamış. Bunu nasıl yapacağımı karar vermedim. Bunu da şöyle şu yine son çiçeğin altından şuradan budayacağım. Diğerini de yine buradan budayacağım. Bekleyeceğim. Genelde zaten ben böyle bu şekilde tavsiye ediyorum. Öncelikle çiçeği buduyoruz. Baktık ki bu gözlerde bir hareketlenme yok. Bitki yeni bir yan dal girişiminde bulunmadıysa, bu sefer ne yapıyorum? Bitkiyi daha fazla yormadan hemen geliyorum. Bu ne kadar sağlıklı da görünse, bitkiyi şöyle 2 santim yüksekten kesiyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Yani o kadar çok karışık içeriklerde sorular geliyor ki, yani bunların hepsine kayıtsız kalma, kalmak mümkün değil. Ama ben ortaya harmanlayarak hepinizin sorularının yanıt bulacağı içerikler üretmeye çalışıyorum. Ee, tabii ki her konuda olduğu gibi böyle tepkiler, karşıt görüşler, işte öyle değil, böyle işte e, uzun video falan tıstık diyen tabii ki e, böyle çatlak sesler çıkacak. Lafı gene uzatmadan uzatıyorum elimde değil. Ne yapayım? Konuşmayı seviyorum. Allah vergisi bir konuşma çenem var. Bu sefer e, yanımda falçatama almadım. Şöyle bakın. Şu işaretlediğim yerden Kesiyorum. Bunu da göstereyim neden makasla kesilmesinden dendiğini. Makasla kestiğimizde bakın dal eziliyor ama ben çok fazla e ezilmesine izin vermedim. Bu kadar yapacağımız işlem bu. Şöyle hemen göstereyim. Bakın zaten e ezilme olmadı dalımda da. Şimdi hemen diğer dalı da son açmış çiçeğin altından gözle son açmış çiçeğin arasından bu diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da gösteriyorum. Bakın son açan çiçeğim şu. Şu e, bu da e, göz. Bakın hemen arasından hop vere bir şekilde şöyle kesiyoruz. Makasım iyi kesiyor bu arada. Şey değil yani ezmiyor dalı. Şimdi diğerini de aynı şekilde. Biraz geç kaldı bu kızcağız ama inşallah adapte olacak. Bakın burada bir gözde de bir gariplik var. Çok netleşmiyor ama. Tekrar ediyorum. Son açmış çiçeğin altından yani boğumla arasından lütfen bu sorular artık sorulmasın çünkü e, tekrarlıyorum zaten bunları sık sık ama ne yazık ki toplum olarak biraz araştırmak yani üşengeçliğe alıştığımız için çok fazla araştırmayı sevmiyoruz sadece soru sorup karşı tarafa sorumluluğu kitleyip e, daha sonrasında işte yanıt aldık ya da yanıt alamadık diyerek e, böyle bir yöntem takip ediliyor bakın şu an budanmış hali bu şekilde. Merhabalar Nüket Çakmak gözlü oğlu. Ne kadar uzun bir soy isminiz var. bu damamızı yaptık. Hiçbir şey sürmüyorum. Bakın dal hiçbir şekilde ezilme olmadı. Ama siz ilk defa yapıyorsanız keskin bir bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Şimdi bekleyeceğim. Zaten yeni bir yaprak çıkartmış. şunu da soranlar oluyor. Evet bu NPK ve besin kullanımının bir takvimi var. Bu normal sağlıklı e, bitkiler için yani çiçek açmayan, hazırlanan ya da bunu teşvik etmemiz teşvik edeceğimiz çiçekler için geçerli bu süre. Eylül ve mart gibi NPK gübreleri kullanılır arkadaşlar. Ama şimdi bu çiçeğimizi de kalkıp Mart'ı bekletecek halimiz yok. Buna da tabii ki dal vermesi için dal çıkartmaya teşvik edici 10-52-10 ya da HB101 karışımı ile birlikte teşvik edeceğiz. Canı sağ olsun yeniden bana yan dallardan inşallah çiçek verecektir. Vermezse de canı sağ olsun bu sezon yetişmeyebilir. Bir de soruyorsunuz Ebru Hanım orkide senede kaç defa Bununla ilgili de yine videolarım var. Sık sık bahsediyorum. Ee, senede sağlıklı bir orkide ve e, genç bir orkide diyeyim. En az iki defa çiçek açma dönemi olur. Yani benim üç kez olan var. Garanti üç kez çiçek açtırdığım bitkilerim var. Yani bu tamamen bitkinin direncine ve sizin e, bitkiye nasıl baktığınıza. işte dediğim gibi bu zamanında bu besin takviyelerini yapıp yapmadığımıza bağlı olarak bu değişiklik gösterebiliyor. Şimdi bu budamamızı yaptık. Yine ışık alan bir yere mümkün mertebe. Ben şöyle bakın bir ışık kullanıyorum. Çok işime yaradı. Bakın her detayı paylaşıyorum size. Belki videolarım çok profesyonelce gelmiyor. Ee, ben biraz sıra dışı olmayı seviyorum ve olduğum gibi halimle sizlere kolay bir şekilde anlayacağınız şekilde yani böyle cümleleri süsleye püsleye değil olduğu gibi bakın anlık sizlere gösteriyorum. Şu e, şöyle çalışma masası gibi BIM'den almıştım. Şöyle şunu. Bir güce bağlıyorsunuz bunu. Laptopuma bağlı benim. Yani şu fidelerimi bile o kadar çok işe yaradı ki harekete geçirdi. Sizlere söylüyorum şu an gün ışığından çok az faydalanıyor bitkilerimiz. Kış sebebi nedeniyle. Kış ayları nedeniyle. E, evde eğer varsa böyle çocuklarınızın çalışma odasında çalışma masası lambalarını kullanabilirsiniz. Şu an hemen hemen herkesin evinde var. Şu an bu ne diyorlar ona şu TikTok, MikTok bir şey çekiliyor ya hani onunla ilgili bir tripodlar yapıldı. Şöyle ışıklı simit gibi. Onlardan neredeyse şu an herkesin evinde var. Evde genç çocuğunuz varsa falan bir şekilde bulabilirsiniz. Yani demem o ki akşamları da Mutlaka ve mutlaka bitkilerinizin gün içerisinde alamadığı o ışıktan faydalanmasını lütfen sağlayın. Ee, yani dönüp dolaşıp aynı şeyleri gösteriyor gibi olmak istemiyorum size ama bakın şu an burada hiç umutsuz. Evet kökleri sağlıklı bir bitki ama yani bakın şöyle bir edepsiz bir orkiden var. Ee, normal bir dal yok. Bekliyorum gözünün içine bakıyorum. Bunlar böyle e, burada cezalı kısım. Bakın burada çıkmayan ve inatçı. Şuradakilerin yani şu küçük miniklerin dalı olmayanlar. Onları da bekliyorum. Şu bir tane vardı. <laughs> Sizinle bunu bak paylaşmak istiyorum. Tek şu vardı yine beklediğim. Bakın sabitleyebilecek miyim bilmiyorum. Şimdi böyle göstermeye çalışırken de ya fotoğraf çekerken ya bir şey yaparken zarar vereceğim. Bakın şuradan iki gün oluyor. Yeni bir dal çıkartmış. Yani bunun e, verdiği o keyfi, o e, zevki size anlatamam. Bunu ancak bir orkide delisi, orkide sever anlayabilir. İnşallah buradan bir dal çıkacak. Bu beyaz üzerine e, mor benekleri olan sarı dudaklı bir türdü midi orkiden. Böyle yani ışığın faydası çok fazla var arkadaşlar. Hatta eşim bana bazen diyor ki ya işte bu saatlerce böyle kalacak mı? İşte gece falan kalmasın hani elektriğe bağlı kalmasın. Yangın mangın kaçak maçak bir şey olur gibi. Ee, daha bir e, erkekler daha temkinli düşünüyorlar biliyorsunuz. Yani ama ben böyle yoğun bakım ışığı gibi e, takibini yaparaktan akşamları yani 12-1'e kadar bu ışığı da yakıyorum. Ne yapalım yani herkes e, elimizdeki bulunduğu imkanlarla. Bitkilerimize işte ışıksa ışık, havalandırma ise havalandırma, mesela pencere önü pencere önü onlara e, sevdikleri ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Yine burada bir tane var. Bakın bu da böyle budaması yapıldı. Mor efektli kızım bunu da bekliyorum. Hatta şuna bir sabitleme çubuğu takmam gerekli. Bakın iki tane yan dallardan karışık görünüyor olabilir biraz ama şu an şöyle yan dallardan. Aynur Hanımcığım çok faydası var. Gerçekten çok faydası var. Şu fito lamba almıştım ama onun aparatını şu an bulamıyorum. Aslında onu yaksam çok daha iyi olur ama onu da çok yakmak istemiyorum. Benim e, söylüyorum ya bitkilerim camın önünde olduğu için e, onu yaktığımda mor bir ışık oluyor. Ve evde bir kulüp havası gibi dışarıdan bakıldığında yanlış anlaşılmalara sebep vermemesi için o mor ışığı kullanmadım. Öyle birkaç komşum espri şaka yaptılar bana kulüp gibi. Diye e, o mor ışığı, mor ışığı kullanmıyorum. Aslında bir dünyada para vermiştim o fitolambanın ampulüne. Böyle. Demem o ki. E, arkadaşlar. ışık. Yani dilinden anlayacağız. Mesela bakın şu kızı da aldığımda çok cansız bir kızdı bu. Bunu budamadım. Ama bakın yapraklarını toparladı. Yani çok soluk ve salıktı ama çiçeklerine geçmesini bekliyorum. Yani bir, o keyfi bir sürsünler. Daha sonra bakın şu e, toparlamamış burası toparlamış. Bunu da e, inşallah budamasını yapacağız ilerleyen günlerde. Sizlerin başka sormak istediğiniz bir sorunuz var ise televizyonun yanına e, yani geçici olarak koyarsanız olur. Yani akşamları sadece koymak şartıyla koyabilirsiniz ışıktan istifade etmesi için. Aynur Hanım iki yıldır kullanıyorum benimki soğuk beyaz inanın hiç fark etmiyor demiş evet benimki mor benimki biraz dediğim gibi böyle düğün salonu gibi gözüküyor dışarıdan bir de camın önünde olduğu için oraya doğru yöneltiyorum çünkü benim orkidelerim salonumda ışığım açık hep saat 3'e kadar otururum demiş. Ee, i̇yi akşamlar Ebru Hanım benim adım Gönül Sizin bilgilerinizle demiş Hayranım, Teşekkür ederim Benim de 21 orkiden var sizden aldığım bilgilerle Ne demek efendim ee, Ben bu konuda gerçekten hiç kendime çok fazla pay çıkartmıyorum Bu tamamen sizin başarınız ve sizin zaferiniz 3 yıldır bunu söylüyorum Asla bununla böbürlenmiyorum Kibirlenmiyorum ee, Dediğim gibi ben buna ayıracak çok fazla vaktim olduğu için Bitkilerimle yaptığım uygulamaları Sizlerle paylaşıyorum Sizler bana vakit ayırıp Sizler bu bilgilerden istifade ediyorsunuz ve sizin seçiminiz sizin başarınız oluyor. Ama canı gönülden tebrik ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Zaten ben bu işe başlarken de benim bildiğim bilgi artık yani beni aşmaya başladı. Yani bilgi derken hani orkide konusundaki bilgiden bahsediyorum. Tabii ki de benim birçok konuda eksiğim var. Ve bu konuda her zaman mütevazi tavrımı korumaya çalıştım ama sizleri böyle çok hevesli gördükçe çok hoşuma gidiyor. Birlikte delirmeye devam diyoruz. Çok teşekkür ederim hepinize. Başka bir sorunuz var mı bilmiyorum. Başlarda kaçırmış olabilirim. Bilmiyoruz böyle devam ediyoruz. Bakalım 2 yıl 3 yıl oldu. Bu şekilde normalde normal içerik üretmem gerekli ama canlı yayın yapmayı daha çok seviyorum. Sizlerle böyle daha yakın birebir konuşuyor gibi oluyorum. Ve şu an böyle benim gibi de canlı yayın yaparak içerik oluşturan herhalde şu oyun videoları çeken bazı video kanalları var. Yani benim gibi de şu an böyle bir canlı yayın çeken kanal olduğunu düşünmüyorum. Ona göre diyorum. Allah e, daim etsin. Yaptığımız işleri hep iyi şeylere, güzel şeylere niyet edelim. İnşallah Allah e, niyetlerimiz ve dualarımız gibi güzel ve iyi insanları çıkarsın daima karşımıza. Bu şekilde bu videoluk müsaadenizi istiyorum dediğim gibi bakın 15 dakika oldu bana yetmiyor bu süre çünkü Allah vergisi bir konuşma çenem yeteneğim var ee, ama e, kendimizi durdurmak zorundayız. Saatlerce de canlı yayın yapamayacağımıza göre insanları çok fazla bıktırmayalım. Daha sonra e, konuyu bulamadık diyorlar. Çok uzun konuşmuşsunuz falan diyorlar. Ama kısa videolarım da var. E, yani isteseler kısa videolara da bakabilirler ama sadece burada amaç eleştiri yapmak ve karşı tarafın modunu düşürmek. Tabii ki aldırmıyorum böyle şeylere e, Yani öyle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapmaya... Güzel işler yapmaya devam. Kendinize çok iyi bakın. Gülbeyaz Hanım bilmiyorum incelemedim daha henüz. Paylaştım galiba. Bugün kaldığımız yerden Instagram'dan devam edeceğiz şimdi. İnşallah Ebru'nun Deniz'i e, Instagram sayfasından da oradan takip edebilirsiniz. Daha detaylı paylaşımlarımı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu olsun. E, i̇nşallah evde sevdiklerimiz de böyle dizimizin dibinde bol muhabbetli, çay çekirdek sohbetli. Ee, güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kanalıma yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Yapıyoruz diyorsunuz ama yapmayanları görüyorum. Şu an burada yazdıklarınız yorum olarak sayılmıyor. Videoyu paylaştıktan sonra yorum ve beğeni yaparsanız e, iyi olur. Kendinize çok iyi bakın.